Bugün konumuz fosil yakıtlar. Bütün fosil yakıtlar aynı değildir. Çünkü farklı organik malzemeler farklı yöntemlerle ısıtılıp sıkıştırılır. Bunun sonucunda farklı tür fosil yakıtlar elde ederiz. Bunlardan biri petroldür. Petrol, latince taş anlamına gelen petra ve yağ anlamına gelen oleum ya da Türkçe'ye geçtiği haliyle olün birleşimiyle oluşmuştur. Petrol yani taştan, kayadan çıkan yağ. Mantıklı çünkü petrol de kayaların arasındaki rezervuarlardan çıkan yağsı madde zaten. İnsanlar petrolü uzun zamandır kullanıyorlar. İlk uygarlıklar doğal oluşmuş kuyularda buharcıklar halinde yağ görüp çıkarıp kullanmışlardı. Doğrudan topraktan çıktığı haliyle petrole ham petrol deriz. Bu arıtılmamış ve işlenmemiş petroldür. Ham petrolün rum ateşi denen ateşli silahlarda kullanıldığı düşünülüyor. Rum ateşi Bizanslıların savaşta kullandığı bir silahtı. Günümüzde ham petrolü gazolin ve dizel gibi yakıtlarda, ısıtma için kullanılan kerosen maddesinde yol çalışmaları için de asfaltta kullanıyoruz. Ayrıca ham petrolden plastik ve sentetik kumaş da üretiliyor. Evet, ikinci fosil yakıt kömür. Genelde elektrik üretmek için yakılır. Ayrıca ısıtma ve pişirme amacıyla kullanılır. Katı, parlak, yanabilen bir maddedir ve fosilleşmiş bitkilerin karbon atıklarından elde edilir. Bu bitkilere kara yosunlarını örnek verebiliriz. Binlerce yıl geçtikten sonra bitkiler karbon açısından zengin olan turbaya dönüşür uygun basınçla turba, yumuşak kömüre yani linyete dönüşür. Daha fazla basınçla linyet bitümlü kömür olur. Bu da sert kömür olan antrasite dönüşür. Bitki kalıntıları ne kadar uzun süre basınca maruz kalırsa enerji yoğunluğu da o kadar fazla olur. O yüzden antrasiti yakarsanız turba yaktığınız duruma göre daha fazla enerji elde edersiniz. Kömür yakınca havaya karbondioksit, sülfür dioksit, nitrik oksit ve başka gazlar salınır. Bu sebeple kömür en çok kirlilik yaratan fosil yakıtlardandır. En az kirlilik üreten fosil yakıt doğal doğalgazdır. Havaya en az miktarda karbondioksit veya kirletici gaz salan budur. Doğalgaz genelde elektrik üretmek, konutları ısıtmak, yemek pişirmek için kullanılır. Evinizdeki ocakta, kombide ve bazı ızgara tiplerinde doğal gaz kullanılabilir. Doğal gaz, doğal halde bulunan gazların karışımından oluşur. Metan, etan, propan ve butan bu gazlardan bazıları. Doğal gaz renksiz ve kokusuzdur. Bu yüzden yani tehlikeleri önlemek ve sızıntıları fark etmeyi kolaylaştırmak için doğal gaz üretim tesislerinde doğalgaza bozuk yumurta kokusu eklenir. Doğalgazı görmesek de ya da kokusunu almasak da yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bazı arkeolojik kanıtlara göre 2000 yıl önce Çin'de bambudan bir nevi boru hatları yapılarak doğalgaz taşınıyordu. Bunun yapılma amacı deniz tuzunu kaynatıp tuzu sudan ayrıştırmaktı. Günümüzde hala doğalgazı taşımak için boru hatları kullanılır ama tabi bambudan değil yenilenemeyen bir başka kaynaksa nükleer yakıt. Nükleer santrallerde fosil yakıt yakılmaz. Uranyum nükleer fizyon denen şeyle ayrıştırılır. 1 kilogram uranyum 24 milyon kilowatt enerji üretebilir. Karşılaştırma olması açısından 1 kilo kömür sadece 8 kilowatt enerji üretebilir. Kısacası nükleer fizyon yani nükleer bölünme sayesinde çok fazla enerji üretebiliriz ayrıca ısı da üretilebilir ki ısı da çoğunlukla elektrik üretmek için kullanılır nükleer enerji genelde temiz enerji olarak bilinir çünkü saldığı tek sera gazı su buharıdır elbette su buharının atmosferdeki döngüsünü tamamlayıp oradan çıkması diğer sera gazlarına göre çok daha hızlı olur nükleerin dezavantajı ise şu harcanan yakıt tehlikeli ve radyoaktif bir atıktır nükleer atıkların geri dönüştürülmesi de tehlikeli ve masraflıdır petrol kömür doğalgaz ve nükleer yakıt dünyadaki enerji tüketiminin %85'ini oluşturur nüfus ve enerji ihtiyacımız arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de artıyor bunları enerji tüketim alışkanlıklarımıza ve yöntemlerimize dahil etmemiz gerekiyor pekala videonun sonunda size şunu sorayım gün içinde enerji ya da daha doğrusu elektrik enerjisi kullanmanızı gerektirecek neler yapıyorsunuz? Bu elektrik fosil yakıtlardan mı geliyor? Eğer öyleyse hangisinden? Kullandığınız elektriğin nereden geldiğini anlamak, kaynakları bilmek hem kendi mahallenizde, hem de ülkenizde, hem de dünyada elektrik ya da enerji kaynakları nelerdir? Bunları daha iyi anlamanıza yardımcı olur.